Sesli köşelerde Hakan Taner'in kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Medyanın Halleri başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Tamamen tekelleşen, tekelleşmekle kalmayan, kendi görüş alanı dışındakilere yaşam hakkı tanımayan bir medya düzeni var artık. Türkiye'nin en büyük medya grubunun başkanlarının daha yüksek bir fiyat önermelerine rağmen yaklaşık %40 daha düşük bir fiyata Demirören'e emanet edilmesinden sonra geçen süre tam bir geçiş dönemi oldu. Uzun zamandır bu grup bünyesinde çalışan ve sosyal medyada kendilerini ifade ediş biçimine göre işlerine son verilen çalışanların yerine yerleştirilen ve grup bünyesinde olup kısa sürede kendilerini A Haber formatına uydurabilenlerle yoluna devam edecek artık bu medya grubu da. Belki ismi yine Demirören Medya olabilir fakat mülkiyeti ve içerikleri de tamamen farklılaşarak devam edecek yoluna. Son dönemde medyadaki en önemli değişikliklerden biri bu olacak. İkinci değişikliğe gelince medyanın tamamen tek sesliliğe rağmen etkisi ve itibarının olmayışı uzun zamandır hazırlanan raporlarda dile getiriliyordu. Her ne kadar bu medya gruplarında çalışanlar kendilerini çok önemli ve paha biçilmez bir enstrüman olarak sunsa da artık bu sunumun yapıldığı mecralarda bunun böyle olmadığının farkında. Bu çevrede sosyal medya ve bazı kişisel medyanın daha çok ilgi ve rağbet görmesi sonucu geleneksel medya sahipleri de sosyal medyada daha aktif olunması kararını aldılar. Önümüzdeki günlerde başta pelikancılar olmak üzere yeni istihdamlar ve yeni hesaplarla daha çok yalan, küfür, hakaret ve itibar suikastlerine tanık olacak sosyal medya. Fakat bu alanda da şöyle bir durum var. Sosyal medyada bu tür yalan ve iftiralardan bıkan birçok kişi artık bu alanı da terk etmeye ve ne haliniz varsa görün demeye başladı. Bu sebeple onlar geldiğinde ya da sosyal medyaya da tahakküm etme hayali de ölü yatırım olarak ellerinde patlayabilir. Bilindiği üzere sosyal medya iktidarın hışmına uğramış, işsiz kalmış, ötekileştirilmiş ve sesi kısılan insanların kendilerini ifade ettiği ve onların itibar gördüğü bir alan. Bu alanda kendi düşüncesini bağımsızca ifade edenlerin fişlendiği ve yazdıklarından dolayı mahkeme salonlarında sorguya çekildiği bir alana evrildiği için birçok kişi sessizliği ve Allah'ınızdan bulun temennisini tercih ettiği için eskisi gibi değil artık. Yurt dışından esip gürleyenlere de yurt içinde her ağzına geleni söyleyip de görmezden gelinen müsaade edilmişlere de artık aklı başında kimse itibar etmiyor. Onların kendine göre müritleri var ve kendi aralarında skor yarıştırıyorlar. Bu konu çok uzun bir konu fakat şimdilik kısa yazmayı tercih ettim. Önümüzdeki günlerde belki tekrar bu konuyla ilgili yeni gelişmelerden bahsederiz diyor Hakan Taner TR724'teki köşesinde.